Rabbimizin huzuruna davet olunmuşuz. İnsanda iki çeşit hastalık vardır. Birisi bedenimizde meydana gelen, maddi hastalıklardır. Diğeri ise, manevi kalp hastalıklarıdır. Her iki hastalık da tedaviye muhtaçtır. Tedavi olunmaz ise müzminleşir, büyük sıkıntılara sebep olur. Mikropları tespit edilip yok edilmedikçe tedavisi zorlaşır. Bedeni hastalığımızı çabuk fark ederiz ve hemen vakit geçirmeden tedavi olmaya çalışırız. Halsizlik, iştahsızlık bunun en açık belirtileridir. Hastalık halinde çok sevdiğimiz yemekler, tadına doyamadığımız meyveler bize acı gelmeye başlar. Yemek bile istemeyiz. Sıhhatimize kavuştuğumuzda da yine aynı lezzeti almaya başlarız. Aynen bunun gibi. İbadetlerimizden lezzet alamıyorsak, biz manen hastayız demektir. İbadetlerde o kadar büyük lezzet vardır ki, tarif edilemez. Bunu ancak tadanlar bilir. Hiç bal yememiş birine balı nasıl tarif edersiniz? Manevi hastalığımızın tedavisi, bedeni hastalığın tedavisinden çok daha önemlidir. Birisi, 3 günlük dünya hayatımızla. Diğeri ise ebedi hayatımızla ilgilidir. Hayal gibi, rüya gibi bir hayatla, sonsuz, ebedi bir hayat nasıl mukayese edilebilir? Manen hasta olmayıp, ibadetlerinden lezzet alanlardan biri, Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh'tir. Bu zat buyuruyor ki, namazlardaki, hele gece namazlarındaki lezzet olmasaydı, kendimi dünyadan zevk almış saymayacaktım. Namazlardan nasıl lezzet alınmaz? Yerde ve gökte ne varsa hepsini ve bütün kainatı yoktan var eden ve dilediği anda da yok etmeye muktedir olan Rabbimizin huzurunda duruyoruz. Onunla konuşuyoruz. Ona hitap ediyoruz. Bütün namazlarda okunması vacip olan Fatiha suresinde diyoruz ki, mealen. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden medet umarız. Makamı, mevkii yüksek birisiyle görüşmek oldukça zordur. Randevular, iltimaslar gerekir. Böyle bir görüşme vaki olunca iftihar vesilesi yapılır. Falanca ile görüştüm diyerek pay çıkarılır. Fakat o görüşmesiyle şereflendiğimiz kişi de bizim gibi topraktan yaratılmıştır. Tekrar toprak olmaya mahkumdur. Rabbimizin huzurunda durup ona hitap etme şerefi ve makamı ne kadar yüksektir. Dünyanın hiçbir makamı bu şerefi insana kazandıramaz. Teşehhütte de sevgili peygamberimize hitap etme şerefine nail oluyoruz. Ona selam veriyoruz. Biz kendiliğimizden bu makama çıkmıyoruz. Davet olunmuşuz. Rabbimizin huzurunda onun davetiyle bulunmak cennetten bile daha üstündür. 12 Mart 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Mehmet Sait Arvas.